Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün iki tane ders yerimiz var abi. Önce ben söyleyeyim. Bir tanesini yapacağız. Hazır mı ikisi de? İkisi de hazır abi. O zaman şimdi birini teveccüh edeyim. Abi Üsa Hazretleri 10. notada marifet-i ilahiyenin delilleri 3'tür. Su gibi, hava gibi, nur gibi diyor. Nur gibiye bir misal. Hangi risaledir nur gibi? 4. şuadır. Abi. Nur gibidir. Üsa Hazretleri o nur gibi için bakayım şuradan bir cümle söylüyordu. Nur gibidir. Görünür. Fakat ne hissedilir, ne tutulur. Peki nasıl bu nur gibi görünen marifet-i ilahinin delillerini biz yakalayacağız? Ruhunun kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut. Gözünü ona tevcih et, bekle. Kendi kendine gelecek. Nur böyle. Nur böyle. Üstad Hazretleri bu 4. şuada Hasbunallah ve ni'mel vekil ayetini izah etmiş. 64 yaşında hasbunallah ve ni'mel vekil diyebildim diyor. Yani 64 sene bir nevi beklemiş. Kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla o hakikate müteveccüh olmuş. O zaman diyebilmiş yani. Beklemiş yani. Beklemiş. Şimdi o 10. notanın başında 3 tane ifade var. Önce onu yazayım. Dersimizin biri bu. Cenab-ı Hakk'ın nuru marifetine şöyle bir yapayım. Yetişmek ve bakmak. Bu bir. Şuraya bir tane daha çizeyim. Ayet ve şahitlerin cilvelerinde bakayım nasıl bu cümle. Acele et. Tamam abi. Ayet ve şahitlerin aynelerinde cilvelerini görmek. Şuraya bir tane daha yapayım. Hangi kitaptan okuyorsun? Bu 10. nota. Bu. Bu lemalar. Kaç? Bu, 17. lemada var. Ha, orayı mı? Mesnevilerde de var. Ha, şu anları. Bir de berahin yani bürhanlar ve deliller mesamatıyla. Mesamat gözenekler, delikler demek. Temaşa etmek. Etmek iktiza eder ki. Yani bir insan Cenab-ı Hakk'ın nuru marifetine nasıl yetişecek ve bakacak? Ayet ve şahitlerin ailelerinde cilvelerini nasıl görecek? Bürhanlar ve deliller, gözenekleri nasıl temaşa edecek? Üç tane yöntem varmış. Şu su gibi, bu akıl. Şu hava gibi, bu kalp. Yani bu da ruh. Bu da nur gibi. Üç tane yöntem varmış. Yani Cenab-ı Hakk'ın, şuraya yazayım. Cenab-ı Hakk'ın marifet nurlarına evsaf-ı ilahi bir insan nasıl yetişir bakar? Nasıl cilvelerini görür ayet ve şahitlerin aynalarında ve bürhanlar ve deliller mesamatıyla nasıl temaşa eder? Üç kısım varmış. Birisi su gibiymiş, birisi kalp gibiymiş, hava gibiymiş, birisi de nur gibiymiş. Dizilişe baktığımız zaman şu akıl, şu kalp, bu da nur. Şimdi mesela insan gözü yetiştiği yere eli yetişir mi? Yetişmez. Kalbinin, ruhunun gittiği yere kalbi gider mi? Gitmez. Şimdi bir kısım marifet delilleri varmış ki ona bürhan ve delilleri görecekmiş. Bir kısım marifet delilleri var ki cilvelerini görecekmiş. Bir kısım marifet delilleri var ki bekleyecekmişsin yani.
yetişmek için beklenmesi gerekiyormuş. Hemen anlaşılmıyormuş yani abi. Bu da ruhunun nazarıyla bakacakmış. O akıllı ne yapmak için ondan bekleyeceksin. Yok ondan ne? Bizim dersimiz bu değil. Aslında bunu da yapabilirim. Tamam da girdin gireceksin. Bunu mu yapayım? Ha, bu olsun o zaman. Ya bunu yapalım. O zaman baştan okuyayım. Hı hı. 10. nota bu dersi yapalım. Hı. Normalde bir şuna örnek verdiktik de. Gördün şöyle. 10. nota. Bil ey gafil müşevves sayıp. Cenab-ı Hakk'ın nur-u marifetine yetişmek. Şu abi yazdık buraya. Hı hı. İki. Ayet ve şahitlerin aynelerinde cilvelerini görmek. 2. Berahim ve deliller mesamatıyla temaşa etmek. 3. İktiza ediyor ki senin üstünden geçen, şu abi üstünden geçen dediği bu. Üstünden geçen. Üstünden geçen. Kalbine gelen. Kalbine gelen, bir de aklına görünen. Her bir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama ve tereddüt eliyle tenkit etme. Şu tenkit abi, tenkit, şu tereddüt, bu da elini uzatmak, uzatma. Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma, belki gaflet esbabından tecerrüt et, onlara müteveccüh ol, dur. Çünkü ben müşahede ettim ki, marifetullah'ın şahitleri, bürhanları 3 çeşittir. Şimdi bu baştaki metin cümle bu. Şimdi biz baştan bunu alıyoruz abi, bu cümleyi. Şimdi konu ne? Allah'ın marifeti nasıl elde edilir? Usul ve yöntem, tarzı yani. Allah nasıl tanınır, bilinir? Bir kısım marifet delilleri varmış ki, bürhan ve delil istiyormuş. Bir kısım marifetin delilleri var ki, cillelerini görmen gerekiyormuş. Bir kısım marifet-i ilahi delillerine yetişmek ve bakmak gerekiyormuş. Şimdi yetişmek ve bakmak marifetleri üstünden sürekli geçiyor. Ayet ve şahitlerin anında cilvelerini görmek sürekli kalbine geliyor. Bürhanlar ve deliller mesamatıyla yani mahlukat üzerinden delillerini, bürhanları temaşa etmen gerekiyor ki Cenab-ı Hakk'ın nur-u marifetine erişesin. Şimdi biz bunu baştan alalım. Bil ey gafil müşevves sayıp. Şimdi bu ne demek? Gafil demek, müşevves demek ne demek? Şimdi Risale'de bir cümle geçtiği yere göre mana alınıyor. Amin. Orayla beraber ve külliyetin geneliyle beraber münasebet kurmak gerekiyor yani. Gafil ne ki? Böyle yanlış bir mana verilmesin yani. Şimdi gafil ne demek? Şimdi lügatta Allah'ı tanımamak, bilmemekle geçirdiğin her an gaflettesin. Bu kimse gafil. 147 mesnede gafleti tarif ediyor. Evet. Nasıl tarif ediyor hatırlıyor musun? Açar mısın? 147 değil mi? Mesnevi. Evet, mesnevi doğrusu. Çok ilginç tarif. Tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül, evham zulümatını dağıtır. Şimdi gaflet izale eder tefekkür. Evet. Onun dışında işte. İşte demek ki efsaf-ı ilahiyeden fikir sahibi olamadığın her an gaflet. Gaflet. Şimdi gafletin 3-4 tane manası var. 5 tane, ben 1-2 tane yazayım. Birisi gafletin bu. Mi? Gafletin. Tefekkür edemediğin an gaflettesin. Yani biz gaflet ne demek? Lügatı değil de içini dolduruyoruz yani. Evet, doğru. İki, şimdi dünyanın 3 tane yüzü var. Esma-i ilahiye bakar.
Bir. Ahiretin tarlasıdır. Tarlası. İkincisi de heva ve hevese bakar. Şimdi dünyanın kaç yüzü varmış? 300'ü varmış. Neydi o? Şimdi bu gafleti anlamaya çalışıyoruz. Gaflet ne? Neymiş? Burada ey gafil dedi ya. Aha. Biz gafil ne demek? Ona mana vermeye çalışıyoruz yani. Esma nedir? Esma-i ilahiye bakar. Dünyanın 300'ü var. Esma-i ilahiye bakar. Ahirete bakar. Heva ve hevese bakar. Gaflet ne demek? Bu iki yüzünden haberi olmamak demek. Gaflet. Hani mana veririz külletin genelinden. Gafil ne demek? Peki. Üçüncü manası da abi. Şimdi Üssü Hazretleri mesela kafirliğin veya küfrün veya münafıklığın veya şeytanın veya gafilliğin. Üçüncüsü ne? Heva ve hevese bakar. Üç tane yüzü vardı ya. Gafil neydi? Bu İki yüzünden haberi olmamak demek. Şimdi gene bir mana veriyoruz. Gafil ne demek? Metinle münasebet kurmak. Bir dakika. İkincisi Esma-i İlahi'yi bilmemek mi? Şöyle abi. Şuraya yazayım. Şu dünyanın 300'ü var değil mi? Var. 300'ü var. Esma-i İlahi'ye bakar. Ahiretin tarlası. Bir de heva ve hevese bakan bir taraf var. Tamam. Gaflet demek bu iki yüzünden haberi olmamak demek. O kimse gafil kimse. Gafil kim? Bu iki yüzünden haberi olmayan kimse yani. Şimdi gafil ne demek? Başka bir manası da. Şimdi Üstad Hazretleri küfrün, kafirliğin, münafıklığın, şeytanın bu manadaki İslamiyet'teki böyle imandaki menfi şeylerin çalışma mekanizmasını, mahiyetini anlatmak için kendisini küfre düşmüş biri olarak tahayyül ediyor. Çünkü tahayyülü küfür, küfür değil. Veya gafil biri olarak zannediyor abi. Şimdi bil ey gafil diyor ya, Üstad Hazretleri ömrü hakaki imani Kur'aniye ile geçmiş, ona nasıl gafil denir? Bu bir tabir ve tevil gerekiyor. Nasıl tabir tevil gerekecek? Risale'nin genelinden mana verilmesi gerekiyor. Gafil ne? Yani Üstad Hazretleri küfrün, gafilliğin, dalaletin ve şeytanın çalışma mekanizmasını anlatmak için nasıl bir ruh haletinde insan gaflete düşer? Nasıl bir haletinde küfre düşer? Dalalette kalır, oradan çıkamaz. Kendini o gibi zannediyor. Ki o dersi oradan çıkartsın. Evet. Mesela şöyle bak, o cümleyi okuyayım. Kendisi söylüyor zaten bunu. Bak onu yerinden okuyacağım ben. O yüzden kendisine gafil diyor. Şimdi adam bunu sadeleştirdiği zaman direkt ona o şeyi vuruyor, etiketi vuruyor. Halbuki öyle değil ki. Külliyatı bilmediği için o manayı vermiş ona yani. Mesela sen ararken beni Türkiye'de meşhur bir profesör var ya. Evet. Dedi ki Hasan kardeş dedi. Bazı psikoloji dersleri beni ilgimi çekti dedi isimleri. Dinledim dedi. Profesör'a malum. Evet. Malum en çok hemen hatırınıza gelen profesör. Dedi ki bir insan dedi. Biz dedi bunları bilemeyiz. Yani hani nur talebesi ise bilir. Ama ehli dünya bir profesör dahi olsa psikopsikiyatrist bilemez. Sen diyor bu manaları külliyattan çıkarttın zaten gözüküyor. Çıkartabilmen için dedi bunlarla alakalı. Sen bu haletlere bürünmen lazım dedi. Sen bunları yaşadın mı dedi. Aynen yaşadım. Nasıl yaşadın dedi. Beni zehirledikleri zaman ben dibe indim. Dibe indim. Çıkmak için Risale-i Nur'a sarıldım. O tür şeyler gözüktü. Yani usta bir şeyi manalandırmak. Evet. Oradan çıkmak değil. Çıkmanın dışında o düştüğün yeri şeri, tamam. Hayra, evet. Hayra vasıta yapmak için onları yaşaması lazım. Yani, şimdi okuyorum abi. Yani dalaletin esbabını anlamak suretinde kuvve-i müfekkirenin cevelanını ve tetkikatını ve bir tarafa muhakemesini hilaf-ı iman zanneder. Halbuki normalde sen anlıyorsun delaletin esbabını anlamak için diyor. 21. söz. Anlamak için kuvve-i müfekkiren yani fikir duygun çalışıyor. Ama bir anda Allah'tan koparttın onu düşündüğün için o an gaflettin. O an elektriği koparttın. O ama gafletin
hayra vasıta olan sistemi aktif oluyor. Dolayısıyla tefekkür olmuş. Tefekkür oluyor. Yani bu adamlar buradan inkara nasıl gitmiş? Evet. Veya bu adam buradan nasıl şeytan aldanıyor? Kendisi o oraya giriyor, o aletleri yaşıyor. Buna gaflet diyor. Tefekkür peki nasıl oluyor burada? Tefekkür... Bak şimdi. Tefekkür gafleti izale eder. Ha? Tefekkürsüzlük her hal gaflettir. İmam Azam birisine bağırdığı zaman en ağır sözü de gafletmiş. Şimdi nasıl biliyor musun? Şeytanda marifet var mıdır? Dün okuduk. Yok. Yoktur. Marifet, yani malzeme yok, marifet olsun. Ondan dolayısıyla marifet olmadığı için marifetullah'ın temeli olan tefekkür yoktur. Tefekkür kutsidir. Kutsilerde olur. Dolayısıyla gafleti ortadan kaldıran tefekkürdür. Tefekkür veya o manaya bağlılık, şuuru olmadığı her an gaflettir. Tefekkür delilsiz ve mantıksız konuşmaz abi. Tefekkür edebilen delilli ve mantıklı konuşuyor. Evet. Meşveretlerde de tefekkür edebilen biriyle meşveret etmek gerekiyor. Bir de unutmayın, bu da o ki dedi, tefekkür edecek. Tefekkür sahipleri derslerini sohbette misallendirebilirler. Evet, çok güzel. Yani tefekkür olmayan misali olmaz. Unutma. Şimdi gafil ne demek? Bir manası da buymuş. Yani Üstad Hazretleri gafilliğin o çalışma mekanizmasını anlatmak için. Kendine gafil diyor abi. Evet. Ey gafil sahip diyor. Şimdi dört. Dördüncüsü de gafletliğin mahiyetini. Mahiyetini, çalışma mekanizmasını anlatıyor. Şimdi aleyküm selam. Gafilin bir... Şimdi bu dördüncü bir madde de şimdi gafleti izah ediyor. Gafletin mahiyetini derken biraz önce anlattığımız değil mi? Evet, o, yani, hani gafleti anlamak için kendisini yaşıyor. Küfre anlatacak, dalalete anlatacak. Kendini küfre düşmüş, dalalete düşmüş biri olarak farz ediyor. Tefekkür. Tahayyülü küfür, küfür olmadı. Tahayyülü şetim şetim değil. Tasavvuru dalalet, dalalet değil yani. Ki o mekanizmayı anlatacak yani. Başka bir madde de şu abi. Şimdi ben kendimi mesela gafil görebilirim Hasan abi. Ben de bir çok gafletteyim. Ama senin beni gafletle itham etmene, evet sen gafilsin demene hakkın yok yani. Mesela affedersiniz bir şeyi anlatmak için söyleyeyim abi. Hakkını değer edin. Mesela ben desem ki ben ne şerefsiz adamım. Yani evet sen çok şerefsizsin diyemezsin yani. Şimdi üstte ben gafilim, o kendini öyle görebilir yani. Evet. Ama bizim ona demeye hakkımız yok yani. Çünkü diyebilmen için evet. Sen huzurda olacaksın, onun orada olmadığını göreceksin. Bak bir daha. Evet. Senin onun orada gaflette olduğunu, gafil diyebilmen için onun gafil olduğunu, sen de huzurda olduğunu, huzurla gafleti ihata edip sen bak burada değilsin oradasın diye ancak diyebilirsin. Onun en gafil hali diyelim ki kendine göre. Yani bu zamanın en mütefekkir adamının gereği. Mesela birisi bunu anladıkken misal verdi. Mesela misal vereyim. Münazara dağdaki bedevilere yazılmış yani. Bak bu profesör okuyor anlamıyor abi. Yani onun en gafil hali, en bedevi hali yani. Bu zamanın profesörleri de 5-10'a katlar yani. O yüzden o kendini şey yapabilir, biz ona öyle diyemeyiz yani. Dememiz için onun makamı... Mesela buna başka bir misal de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ben 70 kere istiğfar ediyorum günde, bir rivayete göre 100 kere. Ne kusuru var ki onun, değil mi? Ama o kendini öyle görüyor. Yani marifet-i ilahiye noktasında kendini yetersiz görüyor. Bunu kusur olarak addediyor. O kendine diyebilir ama bizim onu söylememize hakkımız yok yani. Biz oysa... Kusursuz bilmek imandandır. Evet. Ama o kendini kusur bilmesi, o da imandandır, onun. Evet, onun mertebesi yani. Evet. Aziyet ve fakret. Burada ne diyelim? Kendini yetersiz görmesi. Gafilin bir manası buymuş. Yetersiz görmek. Şimdi böyle 5-6 tane madde var da şimdilik 4 tane yazdık abi. Şimdi abi gafilin mahiyeti, o 3. madde ne oluyor şimdi? 3. mü? Ha, o... Başka bir tanım mı? O başka bir tanım yani. Ha. Yani başka bir madde. Hani gafletin tarifi. İçine düştüğü vaziyeti anlatmak için gafletin çalışma mekanizması. Şimdi bu konuyla münasebet kuralım yani şunların çerçevesinde. Ha. Gaflet ne? Marifet-i ilahiyenin delillerini birbirine karıştırmak yani.
bu konuya göre, buradaki gaflet bu abi. Yani sayı bazı mesela meseleleri anlamadığını düşünüyor ya abi. Hemen anlamak istiyor. Halbuki bazı marifet ilen delilleri varmış ki zamana tabiymiş. Misal dördüncü şua gibi. Ama ben istiyorum ki hemen anlayayım onları. Bazı şeyler zamana bağlı. İşte bunun gafleti, buradaki gaflet konuyla münasebet kurduğundan bu. Yani bazı marifet ilahiyenin delillerini çabuk elde etmek istiyor. Bazılarınınki çabuk müşahede etmek. Halbuki bunların usulü var diyor. O zaman bir de bu eski sayıtla yeni sayıt arasında geçiş döneminde yazılmış abi. Gafletin bir manası da bu. Eski sayıt, yeni sayıda göre gafil yani. Bir sonraki hale göre hali gaflet. Eski sayıt, yeni sayıt vaziyeti. Yani birbirine mukayese ettiğimiz zaman, şimdi bu Mesnevi Nuriye 1921 yılında telif edilmiş ya abi. Yani yeni sayıda geçiş dönemi yani. Yeni sayıda geçiş döneminde telif edilmiş. Bu noktadan gafilin bir manası da neymiş? Yeni sayıda göre eski sayıt neymiş? Gafilmiş yani. Şimdi bak biz mana verdik. 5 tane gaflete mana verdik. Buradaki üstadın gafilliği neymiş? Bir de şimdi o sadeleştiriyor abi. Kafası karışık. Haşa öyle bir mana vermişler ya abi. Ne kadar nerede yani? Şimdi buradaki gafilliğin manası Allah'ın nuru marifetine yetişmek usullerini birbirine karıştırmak yani. Normalde o da bir tefekkür yani. Yani o kendini öyle gafil gibi görmüş ama aslında o da bir tefekkür yani. Yani Cenab-ı Hakk'ın marifeti nasıl kazanılır? Bu üçünü birbirine karıştırırsan demek ki gafilsin. Karıştırmamak anlatılmış yani. Nasıl elde edeceğiz yani? Demek ki bazı meseleler, bazı risaleler, bazı meseleleri anlattığı için mesela dördüncü şuayı adam 30 yaşında, 25 yaşında anlamaya çalışıyor. Evet. Çok güzel abi. Yaşı müsait değil ki. Değil mi? Evet. Lafzını öğrenebilir. Mesela layıkalar, yani cemaat içinde en az 10 sene, 15 sene kalmayan bir kimse layıkaların metnini ezberleyebilir. İçeriği mesela tesanüt, sırrı tesanüt, sırrı olabilir. Lugat yani cemaatin içinde olmasa bilemez yani. Lugatını bilir yani ama mesela akli bildi diyelim, kalp var, sır var, ruh var, hafi var, ahva var, öyle bilemez, lezzetlenemez yani. Demek ki bazı mevzular var ki yaşa ve tetibuata ve bulunduğu mekana bağlı. Onu önceden talep etmek, neyi ne zaman talep edeceğini bilmemekten gaflet oluyor. Şimdi Risale-i Nur'da okunarak bilinecek mana var. Yani, müzakere mütala ile bilinecek mana var. Bir de zamanla bilinecek mana var abi. Mesela bir de zamanla bilinecek mana ne? Örnek verdi. Mesela Kader Risalesi'nin birinci cümlesi. Kader ve cüz ihtiyarı, İslamiyeti ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani imanın cüzleridir, ilmi ve nazarı değildir. Yani şu cümle en az 20 sene ister yani. Böyle bunun hakikatini ortaya koymak yani. Zamanla bilebilir yani. Azıcık o yani lügatını kastetmiyoruz burada yani. İçeriğini abi. Zamanla bilebilir bunu yani. Mesela Nur-u Muhammed'e. En az 10 sene yani zaman da bilinebilir yani. Evet. Zamanla tabii canım. Yani bazı mana var ki müzakere mütalaayla açılır. Bazı mana var ki okuyarak bilirsin. Mesela niçin bütün ulema-i İslam haşri nakli olarak anlatmış, akli olarak anlatamamış? Çünkü yerinden okuyayım o cümleyi de. Ben daha bazı risalelerdeki bazı mana mertebini fark ettim. Dün akşam size söylediğim bir şey vardı. Şeytanın başındaki vardı ya. İstihaziriz. Şeytanın yaratılmasının hikmetini anlatırken şeytan için ne diyor? Ehli imana tasdit demiyor. Evet. Niye insana tasdit demiyor? Şeytanın insanlara musallat olması demiyor da ehli imana diyor. Evet. Yani ilk defa ehli çıktı ya. Şimdi niçin anlatamamış ulema-i İslam haşri akli olarak nakli anlatıp geçmişler. Çünkü Veraset-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam ile Kadir ve Muhyi gibi isimlerin mertebi uzmanlığına yetişmeyen Haşr-ı Azam'ı ve Kıyamet-i Kübra'yı taklidi olarak kabul eder. Akli bir mesele değildir der. Çünkü Hakkati Haşr ve Kıyamet, İsmi Azam'ın ve bazı esmanın derece-i azamının mazharıdır. Kimin nazarı oraya çıkmazsa taklide mecburdur.
Kimin fikri oraya girse haşir ve kıyameti gece gündüz kış bahar derecesinde kolay görür. İtminanı kalple kabul eder. Niye? Haşir ve haşr-ı azam neymiş? Esma-i Hüsna'nın azamiyet derecesinde mazharıyla olacak bir şeymiş. Buna yetişmeyen, azami Esma'ya mazhar olmayan akli bir mesele değildir der. Nakli bir mesele. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçmiş, Peygamberimiz de böyle demiş, kabul edin gitsin der. Ama kimin nazarı oraya çıksa fikir sahibi olur. Fikir sahibi olacağını dolayı akli olarak anlatıyor. Bir kişi anlatmış bunu abi. Yani Risale-i Nur'da nasıl anlatılmış? Cenab-ı Hakk'ın kainat, küre-i arz ve insan simasında yaptığı müteaddit ve mükerrer kerer ki haşirleri nazara vermiş Usta Hazretleri. Şimdi bu bütün zamanlarda mükerrer böyle yapan haşir-i azamda bir an yapabilir. Haşir demek dağılan bir şeyin tekrardan toparlanması demek. Mesela anlık haşir var, saniyelik var, dakikalık var, saatlik var, günlük var, haftalık var, aylık var, mevsimlik haşir var, asırlık haşir var. Haşr-ı azam ise bir kere olacak. Daha olmadı abi. Bir kere olacak. Allah bu kadar haşirleri yapıyor. Sonra bir anda bütün yaptığını bir anda yapacak. Bir kere yapacak. Haşr-ı azam bu. Böyle anlatılmış yine. Baktığımız zaman. Bütün zamanlarda ve mekanlarda haşirleri nazara vermiş. Bizim fikrimizi genişlendirmiş abi. Fikrini genişlendirince bütün zamanlarda ve mekanlarda böyle yapan haşr-ı azam bir anda olabilir. Dar fikir, kısa nazar ihata edemediğinden dolayı akli olarak kabul etmiyor, inkar ediyorlar yani. Bu şekilde anlatılmış. Şimdi bunu niçin örnek verdik? Bu okunarak bilinecek mana abi. Bak, niçin anlatamamış? Bu sorunun cevabı ne? Okuyarak insan bunu bilebilir. Ya, metin olarak yazıyor yani. Bir de müzakere mütealayla bilinen mana, bir de zamanla bilinen mana. Şimdi biz konumuza dönelim. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın nuru marifetine yetişmek. Konu bu. Usulleri, tarzları, metotları, yöntemleri neymiş? Bir kısmının bürhan ve delillerini temaşa etmek gerekiyormuş. Bir kısmın ayet ve şahitler anlamında cilvelerini görmek gerekiyormuş. Bir kısmına da yetişmek ve bakman gerekiyormuş. Şimdi sen cilvelerini görmen gereken marifet delillerine temaşa etmeye çalışırsan o zaman birbirine karıştırıyormuşsun. Gafletin bir manası da bunu demiştik yani. Bunları birbirine karıştırmak yani. Bunları tam aleminde oturtamamak yani. Şimdi bunların şeyini, bunlara ne engel olur? Bunların usul ve tarzları ne? Su gibi demiş, buna hava gibi demiş, buna nur gibi demiş. Şimdi bu kısım delilleri elde etmek için ne yapmak gerekiyor? Bunları engelleyen neler bunların bizim alemimizde oturması için? Akli delildir. Şimdi o birincisi... Akıl mı? Akli mi? Akli. Bir kısmı su gibidir. Bunlar akli. Hı. Görünür. Bunlar görünüyor. Hissedilir. Lakin parmaklarla tutulmaz. Hı. Bu kısımda hayalattan tecerrüt etmek, külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkit parmaklarla tecessüs edilmez. Edilse akar. O ab-ı hayat parmağı mekan ittihaz etmez. Şimdi bu kısım marifet delillerinde ne yapmak gerekiyormuş abi? Bunlar görünüyormuş, hissediliyormuş. Lakin bir yerde durmuyormuş. Yani tutmaya kalkışmayacaksın, göreceksin, hissedeceksin. Tutur. Bu kısımda tecerrüt ve de tenkit etmemek. Tecerrüt. Tecerrüt ve tenkit etmemek. Şöyle tenkit yazdım ben, bir de tecerrüt yazayım. Şimdi buna ben örnek vereyim. Tecerrüt verecek misin? Yani buna örnek vereyim abi. Hı hı. Şimdi tenkit ve tecerrüt. Şimdi şu Risale, yani Risale-i Nur'da bürhanlar ve delillerin anlatıldığı, Cenab-ı Hakk'ın marifetine eriştirildiği risaleler hangisi? En zahir olanları yazıyorum şimdi. Abi. Mesela 33. söz, 22. söz, 7. şu an, 32. sözün 1. mevkifi. Bunlar çok zahir. Yani bunlar bürhanlar ve deliller anlatılmış. Allah kainatta efsaf-ı ilahiye nur-u marifetine nasıl yetişilir? Nasıl delilleri görülür abi? Mesela bu gibi delillerde tecerritler lazım, tenkit etmemek lazım. Su gibiymiş. Parmaklarla tutulmazmış, külliyetle dalmak gerekiyormuş. Şimdi şu su. Ben bu suyu elimle tutabilir miyim? Tutamam. Ama büyük bir su düşünelim, ben ona dalabilirim. Abi. Dalarsa insan daha ferahlar, o sudan daha fazla istifade eder. Bir kısmına böyle külliyetle dalmak gerekiyormuş.
tek tek cüzde kalıyormuş. Misal, mesela bu 30. sözde 3. pencere var. Orada diyor ki, bütün mahlukatın erzakları, silahları, suretleri, değil mi? Libasları, terbisleri, gibi talimatları ayrı ayrıdır diyor. Şunları Cenab-ı Hakk'ın nur-u marifetine bürhan ve delil yapmış abi şunlara. Bunlar bürhan ve delilmiş. Şimdi bunlarda külliyetle bakmak gerekiyormuş bu tarz deliller abi. Misal, şimdi buna bakalım, külliyetle dalalım. Şimdi Cenab-ı Hak bütün mahlukata rızık tayin etmiş mi? Etmiş. Hepsine rızkını veriyor mu? Veriyor. Mesela bir tane balina var, günde bir ton hamsi yiyor. Bir karınca, bir tane buğday yiyor. İşte bir fil 200 kilo ot yiyor. Böyle külliyetle hepsini temaşa edeceğiz abi. O zaman Cenab-ı Hakk'ın marifet nurlarına yetişmiş oluyorsun. Tek. Yaparsan cüzde kalıyorsun. Bak ne dedi? Hayalattan tecerr edip külliyetle dalman gerekiyor. Yani şu erzakları, şuradaki vasıfları, silahları külliyetle bakacaksın yani. Vahidiyet noktasında ve ehadiyet olarak bakacaksın. Şu mesela erzaklar, bütün mahlukatın erzaklarını vermesi abi, bu vahidiyet değil mi? Şahsa özel, mahluka özel rızık vermesi ehadiyet. Yani karıncanın bir tane buğday yemesi vahidiyet içinde ehadiyeti gösteriyor abi. Külliyetle dalmak dediği bu. Tek baktığın zaman tam marifet nuruna yetişemiyorsun, cüzde kalıyorsun. Kafanı kaldıracaksın, onun geneline. Genelde şimdi temaşa edelim. Şimdi kaç tane mahlukat var? Cemadat, nebatat, hayvanat, insan. Bunlar görünen. Cin, ruhaniyat, melaki, şeytan. Toplam 8 tane mahluk var zahirde değil mi? Bu 8 tane mahluka Cenab-ı Hak rızık tayin etmiş, silah tayin etmiş, suret tayin etmiş, libas tayin etmiş, terhisatlarını yapıyor, talimat tayin etmiş. Bunu insan böyle külliyat manada ne kadar bilebilirse o zaman Cenab-ı Hak hakkında marifeti var o kimsenin. Mesela o silah tayin etmiş dedin ya. Evet. Hemşafi. Mesela şey var, cin var, şeytan var, melek var, ruhaniyet var. Evet. Mesela bunların erzakını, silahını vermiş. Şimdi o hatırıma geldi ben de, şeytanın silahı var. Şeytan silah ve sesi. Şey ne? Erzak ne ya? Nasıl güçleniyor? Günahlarla. Seni günah. Yani pisliklerle, haramlarla, sigarayla. Evet, kötü şeylerle. Şimdi bu malzemeyi yetiyor ve atıyorsun. Vallahi yem atıyorsun. Gelmesin. Yem attın. Evet. Bu gibi marifet delillerine hayalden tecerrüt. Hayalini muhafaza edeceksin kirlenmesine. Hayalden tecerrüt edince o zaman bunları sen cüzden çıkıp külliyet kesbedebilirsin. Tecerrüt. Tecerrüt. Tek değil mi? Evet. Terkler yani. Terkler. Hayattan tecerrüt etmek yani. Terkler demek. Kafanı çalışmasını istiyorsan tecerrüt edeceksin. Evet. Bir de ne demiştin? Bir de yani, tenkit. Tenkit yapmış. Şöyle abi, şunu ben anlamak için bir misal vereyim de şuraya yazayım da şöyle abi. Şimdi şu bir deniz abi. Şuraya bir deniz yazdık. Bu deniz, burası bulanık. Değil mi abi? Şu bulanık. Hı hı. Bunu niçin örnek veriyoruz? Hususan tenkit için tecerrüt de sayabiliriz. Şimdi bu deniz, şu da bulanıklık. Bu denizin içinde de balıklar var. Şimdi ben bu denizde, bulanık denizde içindeki balıkları görebilir miyim dışarıdan baktığım zaman? Hı. Göremem. Şimdi bu deniz hakikatte marifet denizi abi. Tevhid denizi yani. Marifet denizi. Şu bulanıklık, tenkit ve kesret. Şurada marifet ilerliyor. Bu da işte mana feyiz. Şimdi marifet denizinde tenkit ve kesret bulanığı olan mana ve feyiz ulaşır mı? Ulaşmaz. O zaman ne yapacak? Bu bulanıklık gidecek. Bulanıklık gidince o zaman mana ve feyiz onun aleminde inkişaf edecek yani. Demek ki tenkit adamı kör ediyor. Üstü Hazretleri abi hakikat çekirdeklerinde bak şimdi okuyacağım şaşıracaksınız abi. Bakın bir şey okuyacaksın. Bir hakikat çekirdeklerinde bir yer okuyacağım da. Burada mı görmüştüm onu da?
108 Hakk'a çekeceklere. Maddi yumruk 108. 108. Hakk'a çekecekleri 108. Maddi yumruk manevi tavumdur ki beşere şu müthiş sıtmayı tutturdu. Gazab-ı ilahiye çarptırdı. Telkin ve tengit kabiliyeti tevessü ettikçe o tavım da tevessü eder. Allah. Yani bir insan tenkitte böyle tenkitte telkin kabiliyeti geliştirdikçe maddi yumruk hastalığı ortaya çıkıyormuş anda. Maddi yumruk nasıl çıkıyor, insan madde perest oluyor? Tenkit ve bunu sürekli aşılamaya çalış. Tenkit, ya Hasan abi var ya, işte o var ya, şu var ya, bu var ya, bu bir hastalığı netice veriyormuş. Neyi netice veriyormuş? Maddi yumruk yani. O yüzden İhlas Risalesi 2. düsturda şahs-ı manevi anlatırken tenkit etmemek ve fazilet furuşu yapmamak misal verilmiş yani. Çünkü şahs-ı manevi, manevi bir kavram. Tenkit eden kimse o manevi kavramdan dışarı çıkıyor, maddiyata giriyor yani. Ve o şahs-ı manevi bozuyor yani. Şimdi burada deniz bulanıksa içindeki balıkları göremediğimiz gibi kendi aleminde tenkit ve kesret bulanıklığı varsa mana ve feyzi göremiyorsun, ulaşamıyorsun yani. Birinci su gibi marifet-i ilahiyenin delillerine biz nasıl ulaşacağız abi? Tecerrüt ve tenkit yapmayacağız, külliyetle ona dalacağız. Peki külliyetle nasıl dalacağız? Örnek verdik. 30. sözden örnek verdik. Külliyetle dalacağız. Yani cüzden çıkıp o hakikati külliyetle müşahede edeceğiz yani. Vahidiyet içinde ehadiyet veya ehadiyet içinde vahidiyet veya celal cemal veya cemalin içinde celal veya celalin içinde cemal. Abi. Şimdi bak bu makamda abi enteresan bir şey söyleyeyim size. Yani şu külliyetle ona dalmak var ya abi. Hı hı. Şimdi bu bir rivayet. Bayram Ülsel abi söylemiş. Yani konuyla münasebetten hani celal cemal dengesi var ya abi. Denize ne demiştin sen? Bu marifet denizi, bu bulanıklık, bu da içindeki balıklar da manevi feyzi balıklar abi. Şimdi bizim balıklarımızda kılçık yok abi ya. Şimdi vahidiyet, ehadiyet, celal, cemal, mülk, melekül dengeleri var ya abi. Yani bunları müşahede etmek çok önemli yani. Bu şu birinci delilde yani. Akılla anlaşılacak ya. Yani bunlara bürhan gerekiyor, delil gerekiyor ki Allah sen o şeyde temaşa edesin yani. Mesamat gözenek demek. Yani senin içinde bulunduğun hadise aslında bir Allah'ı marifet noktasında delillendirme ve bürhanlandırma için bir gözenekmiş yani. Oradan göreceksin, Allah'a bakacaksın yani. Bayram abi demiş diyordun. Ha, mesela vahidiyet, ehadiyet, celal, cemal, mülk, melekut var ya abi. Mesela Üstad Hazretleri bir gün demiş ki hani beşer zulmeder kadar adalet derdi ya abi. Demiş benim başıma bu kadar hadise niye geldi biliyor musun demiş yani. Bayram Yüksel abi. Yani. Evet abi. Bakayım ben onu yazdım. Ha şurası 385. Niye geldi demiş biliyor musun benim bu başıma hadise? Bak mülkten melekte bakıyor, celal içinde cemali görüyor abi. Niye geldi demiş. Şapkaya verdiğim fetvadan geldi demiş abi. Şimdi okuyorum ben şurayı. 385 şu alar. Cin ve insin Şeyhülislam'ı Zembilli Ali Efendi'nin şapkayı şaka ile dahi başa koymaya hiçbir cevaz yok demesiyle beraber bütün Şeyhülislamlar ve bütün ulema-i İslam cevazına müsaade etmedikleri halde avam-ı ehli iman onu giymeye mecbur olduğu zaman o büyük annemelerin ademi müsaadeleriyle onlar tehlikede yani ya dinini bırakmak ya isyan etmek vaziyetindeyken şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek. Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, inşallah Müslüman edecek demesiyle avam-ı ehli imanı hem isyan hem ihtilalden hem ihtiyarıyla imanını ve dinini bırakmaktan kurtardığını söylüyor abi.
Şimdi bir plan yapmışlar, bir devrim olmuş, inkılap olmuş. Müslümanlar da dinini, örfünü, adetini bırakmıyor. Biz ne yapalım bunları yok etmek için? Ecnebi bir adeti getirelim. Bunlar da isyan edenler, biz bunlara o isyan ettikleri için böyle bir bahanemizi ortadan kaldıralım. Hiçbir şey üstten cevaz vermemiş. O zamanki annemeler de müsaade etmemiş abi buna. Üstad da ihtiyarlı olmadığı için, mecburiyet tahtına giyildiği için, şapkada başa gelip şeyhliğe gideceği için giyin demiş, müsaade etmiş yani. Ve o zaman kırılmanın, isyanın önünü almış abi bu şekilde. Hakikamın. Katı söylüyor yani. Ve de Bayram Yüksel abiye demiş, hakikat noktasında benim başıma gelen bütün hadise bundan dolayı geldi demiş. O şimdi kendisi mi? Faturayı da ödedi yani. Faturayı da ödedi yani. Çünkü abi bir meselede müçtehit o meseleyi iştihat etse, avam da onu taklit etse, avamın üzerinden o mesele kalkıyor, müçtehide biniyor. Allah müçtehide soracak, niye bunu böyle yaptın? Avama sormayacak, çünkü onu taklit ediyor. Yani müçtehidin fi mezhep olmuş yani. Mezhep imamını taklit ediyor yani. Mesela Maliki taklit ediyor, Şafii, Hanefi taklit ediyor ya. Bu sefer mezhep imamı sorumluluk ona biniyor yani. Bu da böyle bir iştihat yapmış. Şimdi bunu niye söyledik? Bazı marifet-i ilahiye delilleri var ki ehadiyet, vahidiyet, celal, cemal, mülk, melekül, külliyet kesbetmek, hayalden tecerrüt etmek gerekiyor. Tecerrüt etmesen onların bürhanlarının delillerini hem afakta hem enfüste temaşa edemiyorsun. Bir kısım deliller böyleymiş yani. Allah'ın marifet nurlarına yetişmenin yöntemi, usulü buymuş yani. Külliyetle bakmak, tenkit ve tecerrüt, hakikatini kendine yerleştirmek yani. Örnek yaptık. Bunlar hangileri müşahhas olarak külliyatta? 33. söz, 22. söz, 7. şua. Bunlar bürhan ve deliller ve Allah'ın marifet nurlarının bilinmesi. O âb-ı hayat parmağı mekan ittihaz etmez. Yani Cenab-ı Hakk'ın bürhanları, delilleri her tarafı ihata etmiş. Bizim bildiğimiz, bilmediğimiz bir sürü alemler var. Şimdi tenkit bir hastalıktır ya. Maddi yılluğu ortaya çıkarıyormuş. O zaman ondan tecerrüt edeceğiz. Evet. Yoksa bu demiyor yani. Tecerrüt, ondan da tecerrüt. Acayip bir hastalık ya. İki kişi bir araya geldi mi, olmayan üçüncüyü tenkit etti. Tenkit olunca ihlas da olmuyor. Sırrı ihlas da olmuyor yani. Bir kısım marifet ilahileri böyle su gibi yani, akılla biliniyor. Göle gireceksin ama tutamazsın. Parmakla tutamazsın, külliyetle dalacaksın. Suya gireceksin yani. Dışarıda şey yapma, içeriye gir. Göle gir diyelim. İkinci kısım hava gibidir, hissedilir. Fakat ne görünür ne de tutulur. Ona karşı sen yüzün, ruhunla, o rahmet nesimine karşı teveccüh et, kendini mukabil tut, tenkit elini uzatma, tutamazsın ruhunla teneffüs et, tereddüt ile baksan, tenkit ile el atsan o yürür gider, senin elini mesken ittihaz etmez, ona razı olmaz. Şimdi bir kısım marifet-i ilahiyenin delilleri varmış ki, hava gibiymiş, bunlar ne hissedilirmiş, ne de görünürmüş, bunlar hissedilir, fakat ne görünür ne de tutulur. Peki şunu sileyim ben. Abi şuraya yazayım ben. Şunu sildim bu gaflet şeyini. Şimdi hava gibi risale hangisi külliyatta? Risaleler hangisi? Hissediyorsun fakat ne tutuyorsun ne de görüyorsun. Şimdi buna ne diyor? Ayet ve şahitlerin ayında cilvelerini görmek. Bunu hissediyorsun yani. Misal buna en müşahhas misal. Bir tane bence kifayet eder. Ne var abi? 30. lema abi. Ne abi? Esma-i İlahiye'yi ayet ve şahitlerin aynalarında cilvelerini gösteriyor. Sen de bunu hissediyorsun. Mesela ismi fert. İsmi fert neydi? Vahid ve ehadi içine alıyor abi. Şurada dedik yani vahidiyet ve ehadi. İsmi fert isen kainatta müşahede ediyorsun. Mesela 7 milyar insan var. Allah hepsine suret vermiş. Bana da vermiş ama benim suretimi onlardan ayıran bir alameti farika var. Bu Allah'ın suret vericiliğinin ne yapıyorum? Ben cilvesini görüyorum. Bu da hangi isme tekabül ediyor? İsmi fert. Mesela Kuddüs ismini üstad örnek vermiş. Şunu da yazalım. Bu cilve dedik ya abi.
Şimdi bir tecelli var, bir de cilve var. Şimdi buna misal, şu Kuddüs ismi şu an kainatta tecelli ediyor mu? Ediyor. Üstad Hazretleri bu ismi nasıl anlatmış? 5 tane misal vermiş. Demiş ki, önce semavatta göstermiş, sonra karalarda, karalar, sonra denizler, sonra insan, sonra insanın maneviyatına getirmiş meseleyi. Şimdi Kuddüs ismi kainatta tecelli ediyor, bunlar da cilveleri. Semavatta bir cilvesi var, efendim, karalarda bir cilvesi var, denizlerde bir cilvesi var. Kimin cilvesi? Kuddüs isminin. Ha, Kuddüs'ün hep tecellisi mi cilvesi var? Temizlik, üstad Kuddüs ismini de böyle anlatmış abi. Kuddüs ismi iki şeyi denebilir. Mevcudiyet-i ilahiye ve vahdet-i rabbaniye. Mevcudiyet-i ilahiyeyi nasıl anlatmış? Şu şekilde, semavatta, karalarda, denizlerde, insanda, insanın maneviyetinde bir temizlik var. Temizlik kendi başına olur mu? Olmaz. Mesela bir yer kendi başına kirlenir. Peki kendi başına temizlenir mi? Temizlenmez kendi başına. Değil mi abi? Kendi başına temizlik olmaz. Ama kirlilik kendi başına olur. Şimdi burası temiz. Burayı temizleyen birileri var. Şimdi semavat, karalar, denizler, insan ve maneviyatında bir temizlik varsa o zaman Kuddüs isminde, Kuddüs esmasında müsemma birisi var yani. Böyle anlatılmış. Tecelli ediyor. Bir de bunun cilveleri gözüküyor. Şimdi dedi ya, bir kısım Cenab-ı Hakk'ın marifet nurlarına yetişmek için ayet ve şahitlerin halinde cilvelerini göreceksin. Bunlar hava gibiymiş, hissediyormuşum bunları. Bunlar hissediliyormuş yani abi. Mesela ismi Fer, ismi Kuddüs, ismi Kayyum. Bunlar hissediliyor. Buna denip 30. lemadır. Yani şu cilvelerini görmek siz, hava gibi. İsmi Fert mi yoksa bütün altı? Hep altı esin. Altı esin. Daha Fert yazdın ama. 30. lema yazayım. Altı isim yazayım. Kuddüs, Adıl, Hakem, Fert, Hay, bir de Kayyum. Şimdi birisi sual sordu. Şimdi Risale'nin ismi Hakim ve Mazhar dedi. Abi, neden İmam Ali radıyallahu anh Fert, Ferdun, Hayyum, Kayyum, Hakem, Adıl, Kuddüs'ün demiş. Üstad sıralamayı değiştirmiş. Kuddüs'ten başlamış yani. Şöyle bir noktaya nazar olmuştu. Zaman itibariyle düşünelim bunu. Şimdi o zaman da fert, o sıralama yani azamiyet manada kainata tecelli ediyordu, enfisi onu görmüşlerdi. Bu zamanda da ismi Kuddüs'ü azamiyet manada ve şu sıralama azamiyet manada tecelli ediyor kainatta. Şimdi bir insan bir iş yapacağı zaman önce temizlik yapar Hasan abi. Bir yere taşınacaksın, bir iş yapacaksın veya bir ay sonra odana gidiyorsun, bir temizlik yapıyorsun. Bu marifet-i ilahi noktasında da bu asırda usul esas olmuş. Önce o temizliği yapacaksın marifet-i ilahi noktasında kendi aleminde ki üzerinizde marifet bina edesin yani. Bu zamanda şimdi bozulmadan düzelen adam var mı? Yok yani. Peki Kuddüs'süz marifet-i ilahiyede düzelmek mümkün mü? Değil. Temizlenecek. Önce temizlenecek maddi manevi yani. La ilahe illallah diyorsun mesela. İlk önce kaldırıyorsun sonra hani var ya. Yani niye sıralamayı Üstad Kuddüs'ten başlamış yani? Kainattaki şu zamandaki fıtri kurala uymuş yani abi diyelim. Önce onu izah etmiş yani. Şimdi bir kısım marifet-i ilahiyenin delillerine nasıl yetişecekmişiz? Cilve görecekmişiz. O cilveler neler? Ayet ve şahitlerin aynelerinde. Bunlar işte semada, karada, denizde, insanda, maneviyatta nasıl Kuddüs isminin cilvelerini gördük? İsmi Ferdin cilvelerini gör. İsmi Hakem'in gör. İsmi Hakem demek külliyatı cüziyata koymak demek. Yani bütün o kitabın manası ne? Bir cümleye veya bir kelime veya bir harfe derc etmek demek. İsmi Hakem. İsmi Hakem o. Neymiş? Umum kitabın manası ne? Ya cümle, ya kelime, ya harfe derc etmek aynısı. Mesela kainat, kül, insan, cüz. O kainatın manası insana derc edilmiş. İnsanın kendisi kül, insanın her bir uzvu cüz, o umum mana cüze yerleştirilmiş yani. Buna misal neymiş? 30. lemaymış. En müşahhas misal yani. Cilveleri böyle gözükmüş kainatta. Peki bunda ne yapmak gerekiyormuş? Şuraya yazalım.
şunda teveccüh. Teveccüh etmek. Bu tenkit hepsinde var. Tenkit etmemek. Burada mesela tenkit demiştik ya. Ya nasıl Allah bütün kainattaki mevcudun rızıklarını veriyor? Milyonlarca ötedeki suyun, denizin dibindeki mahlukata rızkını mı Allah veriyor? Diye böyle tereddüt etsen, tenkit etsen kaçıyor mu? Ya nasıl dağların içindeki yarasaların rızkını Allah veriyor? Nasıl dersen kaçıyor mu? Tereddüt. Tereddüt ediyorsun. Şimdi bunda tenkit etmemek, bir de teveccüh etmek, cilvelerini görmek için. Burada teveccüh etmek, tenkit etmemek, bir de mukabil. Yani mukabele gelmek. Mukabil etmek kendine. Demek o zaman havada için bir tenkit miydi? Tenkit. Tenkit şeyde vardı ama. Orada hepsinde var tenkit. 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 Burada mukabil gelmek. Bir de teveccüh etmek. Teveccüh. Mukabil. Evet. Şunu okuyayım ben orada. Bu dördüncü şuada. Bu hayalden tecerrüt etmek var ya. Cemil-i Zülcemal'in, Zülcelal'in esmasındaki hüsnlerin mevcudat aynelerinde bir cilvesini müşahede etmek istersen, zeminin yüzünü küçük bir bahçe gibi temaşa edecek bir geniş hayali göz ile bak diyor. Yani sen Esma-i Hüsna'nın bütün cilvelerini görebilir misin? Görebilirsin. Böyle bir şartla nasıl yapacaksın? Hayalini küçük bir bahçe gibi yapacaksın. O bahçede sen Esma-i Hüsna'nın cilvelerini müşahede edeceksin. Ne gibi şunun gibi. O zaman bu vesvese risalesinde şeytan hayale saldırıyor ya abi. Yani hayale saldırınca artık marifet olmuyor ya. Esmasız cilvelerini görmek için marifet olmaz yani. Cilvelerini görmek de asıl marifet oluyor yani. Akıl da bir derece kadar ama cilvesini görmek için kalben bu tecerrüt çok önemli yani. Bu hayalini işletmek, kullanmak yani. Şeytan niye hayaline saldırıyor? Bu ikinci şeye, havaya hayal ekliyor musun? Yok. Hayal yok burada abi. Hayal birincide vardı. Fakat cilvesini görmek için hayalini mukabil tut diyor. Bu dördüncü orada. Cilvesini görmek için hayalini mukabil tutuyorsa hayal çok ciddi iş yapıyor burada. İşte şeytan niye önce hayale saldırıyor? Bunun için yani. O zaman iki de hayal var yani. Yani şeyin içinde var yani. Ha. İkinin içinde bir de olduğu gibi. Bu iki olduğu için. Bunu hissin. Mesela hava. Görüyor musun abi şu an? Yok. Hissediyorum bak. Şimdi bu tarz marifet derinlerini hissediyormuşsun yani. Hissediyormuşsun. His de neyin şeyde? Vicdan. Vicdanın içinde dört tane özellik vardı. Biri de his de. Onun çalışmasıyla elde ediliyormuş bir kısım marifet derinleri. Dedik bu genel manada kalbe bakıyor dedik. Bunun usul ve yöntemi neydi? Teveccüh etmek, mukabil tutmak kendini. Evsaf-ı ilahi. Bir de tenkit etmemek. Tenkit hepsinde var yani. Tenkit etmemek, teveccüh etmek, mukabil tutmak. Evet. Üçüncü kısım şu. Bir kısım Cenab-ı Hakk'ın marifet nurlarına yetişmek ve bakmak için ne yapmak gerekiyormuş? Nur gibidir. Görünür fakat ne hissedilir ne de tutulur. Şimdi bu kısım marifette görünüyormuş fakat hissedilmiyormuş ve de tutulmuyormuş. Peki görünmeyen, hissedilmeyen hissedilmeyen ve tutulmayan marifet delillerine nasıl biz muhatap olacağız, yetişeceğiz ve bakacağız? Öyleyse sen kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut. Kalp gözü ve ruh nazarıyla mukabil gelmek. Gözünü ona tercih etmek. İki ve bekle. Üç. Bir kısımda şu nur gibi de bekliyormuşsun. Kendini tercih ediyormuşsun. Bir de kalbin gözüyle ruhun nazarıyla
mukabil oluyormuş yani. Mukabil gelmen gerekiyormuş. Bir kısım marifet-i ilahinin delillerine. Bunlar ne gibiymiş? Nur gibiymiş. Şimdi Hüseyin Hazretleri şu aklına görünüyor dedi. Şu kalbine geliyor dedi. Bu da üstünden geçiyor dedi abi. Mesela ona örnek verebilir miyiz? Şöyle örnek vereyim. Bunun en müşahası sözlerden okuyayım. Bak. Bunun en müşahası 14. söz. 14. söz. Ondan sonra 24. mektup. 29. söz. 30. söz. Yine mesela 14. sözde Kur'an-ı Hakim'in ve Kur'an'ın müfessiri hakikisi olan hadisin bir kısım yüksek ve ulvi hakaikine çıkmak için teslim ve inkiyadı noksan olan kalplere yardım edecek basamaklar hükmünde meseleler yazılmış. Birinci mesele, ikinci mesele, üçüncü mesele, 5 tane mesele var. Bu meseleler sürekli insanın üstünden geçiyor. Ama gözükmemiş. Gözükmediğinden, oraya çıkamadıklarından dolayı inkar etmişler. Ne mesela? Halaka semavati vel arda fi sitteti eyyam. Allah arzı ve semavatı 6 günde yarattı. Bunun manası insanın gözünün önündeymiş yani. Görünüyormuş. Manası da insanın üstünden geçiyormuş ama çıkamıyormuş insan. Mesela üstünden geçen sürekli geliyor yani sana o mana. Mana geliyor yani. Mana geliyor fakat üstünden geçiyor derken uçak gibi değil. Yani kalbe gelmesi yani, ruha gelmesi. Üstünden geçen. Bir teşbih yapılmış yani abi. Hmm. Mesela üstünden geçen uçak gibi değil yani. Sana geliyor. Geliyor. Ama sen 530 sözlerde diyor ki duyguları ve efkarları kainatta marifet ile getirdikleri zaman musaddıkları görmedikleri için sönerler diyor. Bekle, nazar et, tevcih, mukabil tut. Mukabil tevcih et yani. Yani bu kısım senin üstüne geliyor. Yani sürekli sana geliyor bu mana. Bu tarz manaları senin beklemen gerekiyor abi. Hmm. Sonra tevcih etmen gerekiyor dedi. Kalbinin gözü ruhunun nazarıyla mukabil tutup tevcih etmen gerekiyor. Beklemen gerekiyor yani. Tevcih etmen. Mesela neymiş işte Allah arzı ve semavatı 6 günde yarattı. Başka ikinci mesele de mesela bir melek varmış 40 bin başlıymış. Her başında 40 bin dil varmış. Her dilinde şu kadar tesbihat varmış. Bunun manası insanın yani sureti gözünün önündeymiş. Burada zaten çınar ağacını misal vermiş. Bak çınar ağacı görünüyor ama böyle bir marifet noktasında beklemediği için değil mi? Kendini mukabil tutmadığı için bu tarz marifet nuruna yetişemiyor, bakamıyor insan yani. O zaman buna diyebiliriz yani. Bekle derken mesela diyelim ki 30 yaşında öğreneceğim bir şeyi 20 yaşında zorlama. Evet. Beklemeyi bil. Yani önceden bir antrenman gerekiyor, hazırlık gerekiyor. Bu bekleme bu kategoriye mi girer? Evet, bekle. Mesela 30. söz, ene. Biraz bekle. Mesela siz diyelim ki abi 30 sene oldu çalışıyorsunuz, ene şöyle, ene böyle. Şu ne kadar marifetiniz var, kendini şu an yeterli görüyor musunuz? Yok canım. Yok yani. Yani bekliyorsun ki daha farklı açılımlar olsun. Daha farklı mana meratibine ineyim, tefeyyüz edeyim, istifadem olsun. Evet, bekliyorum. Bekliyorsunuz ama. Kader de böyle. Mesela şu anda bir kader bilginiz var. Ama siz biliyorsunuz ki bu kadar değil. Daha bunun sırları var yani. Bu beklemek yani. Beklemekle alakalı bir kısım nur gibiymiş. Bir anda geliyor senin alemini nurlandırıyor. Bir kısım marifet-i ilahiyenin Cenab-ı Hakk'ın delillerine yetişmek için doğru marifetine yetişip bakmak için beklemen gerekiyormuş. Ondan sonra kalbin gözü ruhun nazarıyla mukabil olmak gerekiyormuş. Bir de tevcih etmek gerekiyormuş. Yani vecihi ona çevirmek gerekiyormuş. Kalben çevir, aklan çevir, ruhan çevir. Daha ziyade neymiş? Kalbin gözü ruhun nazarıyla. Kalbin gözü ruhun nazara. Ne tabir ya? Belki kendi kendine gelir. Hani bazen diyoruz ya ben böyle düşünmemiştim hiç ya. Bir anda geldi. Ha hakikaten ya bu böyleymiş bu mesela. Şunu anladım diyoruz ya abi. Bu öyleymiş yani, nur gibiymiş. Sonra kendisi geldi. Belki kendi kendine gelir. İlham. Çünkü nur el ile tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz.
Belki onur ancak basiret nuruyla avlanır. Eğer haris ve maddi elini uzatsan ve maddi mizanlarla tartsan sönmesi de gizlenir. Çünkü öyle nur maddide hapse razı olmadığı gibi kayda giremez. Kesifi kendine malik ve seyit kabul etmez. Yani bunu maddede arama diyor. İşte bu tarz 14. sözdeki o hakikatlara hem Kur'an-ı Kerim'deki ve hadisteki neden itiraz edilmiş, neden tenkit edilmiş? Maddede karşılığını görememişler yani. Bu tercihi maddede aramıyormuşsun. Bunun manası sana geliyormuş yani. 14. söz buna mı misal? 14. söz buna rahat kolay misal verebiliriz. 14. söz. Size 5 tane mesele var. Mesela bir melek var ki 40 bin başı var. Her başında şu kadar dili var. Her dilinde şu kadar tesbihatı var. Bunun mu şey? Bunun manası sonra açılmış yani. Beklemiş yani. Öyle açılmış. Sonra Allah arzı ve semavatı 6 günde yarattı. Allah hani her şeyi bir anda yapıyordu değil mi? Bir işi bir işine karıştırmıyordu. Neden 6 günde yapmış? Bunu beklemiş yani açılması için. Bir kısım marifet nurlarına yetişmek ve bakmak için bekleyecekmişsin yani. Müteveccih olacakmışsın. Kalbin gözü ruhun nazarıyla mukabil gelecekmişsin. Böyle oluyormuş yani bir kısım nur gibi deliller yani. Çok ilginçtir. Mesela ben kendi merak ettiğim veya sorum da tamam mı şimdi? Bir soru sorduk. Bu nasıl? Dedim namazdan sonra cevap vereyim diyeyim. Çünkü tam hayata edemediğim için. Namaza duruyorum ve bekliyorum. Şimdi mutlaka geleceğine inandığım için cevabı evet. Namazda. Henki beklemek de böyle bir şey. Bir kısım böyleymiş. Mesela burada şey meselesi var. Dördüncü mesele. İkinci mesele. Mesela Allah nasıl yaratıyor yani bir anda kün diyor. Kün fe kün diyor. Ol deyip oluveriyor. Bu 14. sözün 3. ve 4. meselesinde özellikle 4'te bu anlatılmış yani. 16. sözün 2. şuasında yani Allah nasıl ol der oluverir yani. Kün fe kün ne demek? Onun ispatı yapılmış yani. Kün ol demektir. Fe'ye o vücudun o emre intisaledir. İkinci kün harici vücutta gözükmesidir diyor. Kün fe kün ol der oluverir bu demekmiş yani. Şimdi bu birden açılmıyor. Bunu beklemen gerekiyormuş yani. Allah bir anda nasıl yapıyor? Kün fe kün ne demek? Ol der oluverir. Böyleymiş yani. Nur gibiymiş yani. Hemen manası anlaşılmıyormuş yani. Ama o zaman her şeyi, her mertebesini hemen içinde anlayayım. Yok. İşte başta ey gafil ve müşeveş demesi yani bir karışıklık var kendi aleminde. Tam tasnif edememiş yani. Bu delilleri. İşte eski sayıda yeni sayıda geçiş dönemi bu abi. Ondan sonra tam tasnif edilmiş yani. Hmm. 1921'de telif edilmiş. O yüzden gafil ve müşevveş diyor. Gafil ve müşevveş ne? Gafleti söyledik. Yani bizim bildiğimiz manadaki gaflet değil o yani. Müşevveşiyet bizim bildiğimiz manadaki karışıklık değilmiş yani. Yani elinde bir kısım marifet delilleri var. Yani bunun hangisini ben akılla anlayacağım? Hangisinin kalp lezzetleneceğim? Hangisinin ruhunda hissedeceğim yani? Öyleymiş yani o karışıklık. Tam aleminde oturmamış yani. Aklen anlamak, kalben hissetmek, ruhen zevk etmek. İşte bundan dolayı gafillik, müşevveşiyet ona göreymiş. Yani ama şimdi sen aklen hissetmeye, aklen lezzetmeye kalkarsan gaflet olur yani. Birbirine karıştırmışsın. Ya şimdi birinci dersimiz buydu. Burada duralım. Evet, namaz kılalım. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum. الحمد لله رب العالمين الفاتحة